Hocam ve yarın Hatay'da incelemelerde bulunacağız. Oradaki süreci takip edeceğiz ve Sayın Meral Akşener hanımefendi de orada Hatay'daki koordinasyon merkezimizde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla misafir edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum. İstanbul'un her binasını dönüştürmek konusunda kendimizi azami gayret içerisine soktuk. Birinci sırada vatandaşlarımızdan başlamak isterim. Vatandaşlarımız uzlaşamaz. Bu süreci uzatır ise var olan tehdide inanılmaz derecede tedbirsiz davranmış olurlar. Çünkü depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. İnsanlarımızı tehdit eden binalarda oturmak gerçekten yani bile bile insanın kendisini Allah gecinden versin, Allah korusun ölüme bırakmak demektir. O bakımdan ben burada bile uzlaşı zamanı açısından baktığımızda 2 yıl gibi bir sürede süreç olgunlaşmış ve bu zamana evrilmiş. Ve 2 yıl üstüne bugün yıkımı yapılacak. Daha dün beni gören bir vatandaşımız, başkanım biz 3,5 senedir anlaşamıyoruz. Komşularımızın bir bölümü bize sıkıntı çıkarıyor ve binamız gerçekten çok sıkıntılı diye bir tarifte bulunan genç bir hanımefendiyi gördüm ve beraber konuştuk. Dolayısıyla vatandaşlarımızın en üst seviyede bu sürece duyarlı olması şarttır. Yani mali beklentiler ve bunun gibi bir takım hususlar üzerinden süreci uzatmak gerçekten büyük bir tehdittir. Yani toleransınızı ve anlaşma zeminini en üst seviyeye taşıma konusunda ben bütün İstanbullu hemşehrilerimi sorumluluğa davet ediyorum. Bu önemli bir şey. Tabii ki bizim devletimizin yapması gerekenler var. Uzun uzadıya anlatmayacağım. Yani niçin bir arada çalışmamız gerektiğini, niçin bu kararların en hızlı şekilde sonuca evrilmesi gerektiğini, planlamasından alınacak bir takım mali imkanların, o fırsatların sunulmasına, bazı yönetmelik hukuki konuların tek bir çatı altında yönetilmesinden, bütün kurum kuruluş ve STK'ları, şahısları tek çatı altında toplanmasına varana kadar deprem konseyi tarifimiz tam da aslında zamanı kısaltmak, hızlandırmaya dönük bir adımdır. Buradan tekrar Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere bütün ilgili bakanlıklara hala çağrı yapıyorum. Bakın demiyorum 2 ay sonra seçim var biz çözeceğiz. Hala çağrı yapıyorum. Çünkü bunun bugünü yarını yok, bunun seçimi vesairesi de yok. Bu bir seçim vaadi sahası asla değil. Bugün bir araya mı gelelim? Buyurun gelelim. Buyurun konuşalım. Aksaklıklar ne? Çağırın koşa koşa gelelim. İstanbul'da toplantılarımızı yapalım. Bakın tekrar altını çiziyorum. Seçim vaadi meselesi değildir. Bu işin seçim takvimiyle ilgisi yoktur. O bakımdan bugün bir doğru karar alalım. Seçimden sonra kim yönetecekse o devam ettirsin. Meseleye böyle bakmak gerekir. İşte burada arkadaşlarım uzlaşmaya katkı sundular. 2 yıl süren süreci hızlandırdılar. Sonuca evrildi. Şimdi burada insanlarımız bu can tehdidinden kurtulacaklar. Bakın burası mali olarak da kendisine bir takım fırsatları sunma konusunda kabiliyeti olan bir mahallemiz. İstanbul'umuzun, Kadıköy'ümüzün öyle bir mahallesi. Ona rağmen insanlarımız 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl olmaz. Olmaz. Kiptaş devreye girdi, çözüme kavuştu ama çözüme kavuşma konusunda bekleyen başka binalar da var. O bakımdan bu envanteri hızlıca güçlendirmek sorumluluğumuz. Tabii meselenin şu tarafı da var. Sıkıntılı binalarımızın arkadaşlarıma sorduğumda aldığım istatistiki bilgilere göre %50'nin üzerinde kiracıları var. Yani İstanbul'da sıkıntılı binaların neredeyse %50'den fazlası da kiracılar oturuyor. Mal sahiplerinden daha fazla. Dolayısıyla buradan sesleniyorum. Evet, koşullarımız zor. Türkiye'nin ekonomik koşulları sıkıntılı. Ama kiralık ev konusunda dikkat etsinler. Her binada oturmayı mutlaka kendilerine çözüm olarak görmesinler. Tabii İstanbul'un bir konut politikasına ihtiyacı var. İstanbul'un bir kiralık konut noktasında bir takım tedbir almalara ihtiyacı var. Bunlarla ilgili konut politikalarımız var. Bunu da uzun uzadıya anlatmayacağım ama bir ev kiralıyorsanız dikkat edeceksiniz.
çürük binayı, yani ağır hasar almaya dönük tehdidi olan bir binayı hiç kimsenin kiraya verebilme hakkı olamaz. Bunu da engelleyici önerilerimiz vardır. İşte bütün bunları bir masada konuşalım arzusundayız. Bakın biz ne yaptık? Dedik ki İstanbul'da hele hele geliri yok ise bir evin bakanlığın 1500 lira olan kira yardımıyla ev bulması mümkün değil. Şu anda en ucuz ev onun 5-6 katı. Böyle bir ortamda biz ne yapalım, bu süreci destekleyelim dedik ve neredeyse bunun 3 katı bir rakamı belirleyerek meclise sunduk. 4500 lira kira yardımını meclisimize sunduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisimize. Şimdi bu tabii, şunu da söyleyeyim. Yani dün itibariyle 3500 lira bir karar açıklandı Şehircilik Bakanı tarafından. Sevindiricidir, değerlidir. Teşekkür ediyoruz ama İstanbul için bu bile bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla biz tabii 4500 lirayı Aralık ayında sunmuştuk. Ortada deprem yoktu. Bunları depremden sonra da düşünmemeliyiz. Yani 1500 liranın bu şehirde hiçbir şey ifade etmediğini 1,5 senedir biliyoruz. 1150 liradan 1500 liraya çıkartıldı yaklaşık 1,5 sene önce. Daha da fazlası var. O tarihten bugüne bunları işte pragmatik bir şekilde yenilemeli ve sürece katkı sunmalıyız. Nereden düşünün? İstanbul'daki deprem konseyinde. Bakanlık da orada, vatandaş da orada, kurumlar da orada. Buna bu şekilde baktığımızda inanın her gün onlarca, yüzlerce binanın yenilenmesine katkı sunan, onun altına imza atan insanlar oluruz. Ve İstanbul'umuzun buna çok acil ihtiyacı var. 24 seneyi ne yazık ki rölantide geçirdik. Rölantide, şimdi gaza basmalıyız. Gaza basmalıyız ve bir an önce bütün binaların yenilenmesiyle ilgili müthiş bir seferberlik ilanıyla yol yürümeliyiz. Biz bu konuda kararlıyız. Kararlılığımı göstermek adına burada yıkılacak bu binayı tekrar insanlara göstermek, tabiri caizse imrendirmek istiyoruz. Bütün binaları kiptaş yenileyemez. Sektörü harekete geçirmek istiyoruz. İnsanları bu konuda motive etmeye çalışıyoruz. Lütfen yuvalarımız sağlıklı ve dirençli olsun. Bu konuda yoğun çaba içerisinde olacağız. Sadece İstanbul'a değil, Türkiye'mizin her yerine örnek olma konusunda kararlıyız. Birazdan Adana'ya gideceğim. Orada Büyükşehir Belediye Başkanımızla yine Adana ve çevresiyle ilgili deprem konusunda görüşmelerimiz olacak. Yarın da Hatay'da yine deprem bölgesinin yeniden yapılanması hususuna özenli bir ilgimiz var, çabamız var. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ne kadar zamanda bitirmeyi planlıyoruz? 9 ay. 9 ay. İnşallah daha hızlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Evet. Olduğunuz yerde başkanım. Çok yanaşmayalım. Evet. Tamam. Peki. Arkadaşlar bana müsaade. Buyurun. Burayı bir boşaltalım yine. Kaldırmayın fazla. Siz geldiniz vallahi, ya inanın ki olmayacak. Yeni binalardan bile korkuyoruz. Vallahi. Daha tedbirli, daha denetimli. Sağ olun efendim. Evet, saygılar. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de. Bir de bu arada tebrik ediyoruz Cumhurbaşkanlığı. Hayırlısı yardımcı olsun. Olmanıza inşallah. İnşallah güzel olacak. Her şey güzel olacak. Da seçeceğiz. Hep beraber. Evet. Ama güzel. Bugün çok sizi büyük tebrik ediyorum. Her şey görmüşsünüz. Sağ olun. Bir bina için burada olmanız. Tabii örnek olsun diye. Buyur. Asla. Evet.
belediyelerle ilgili bir savunmanız var mı? Var tabii. İlçe belediyeleriyle konuşuyoruz. Gidiyor. Yani ilçe belediyeleriyle de konuşuyoruz. Onların da çünkü her yeri büyükşehir yetmesi mümkün değil. 39 ilçe belediyemizde özellikle metruk binaları ayrıca gezdirip baktırıyoruz. Kaç daire dedim? 18. Bir tane ticaret de vardı. Aslında normal gece nüfusu 72 ama gün içi 100 lira varan bir nüfusun olduğunu yapıyor. Şu an yavaş gidiyoruz güvenli olsun. Yapı şu an ayakta durabilecek bir yapı değil. Yani diğerleriyle benzer çıkmak. Osman Ağa'dakinden biraz daha sağlam olabilir. Evet, o çok kötüydü. O çok eskiydi. O çok eskiydi. O berbattı ya. O neyi nasıl yıktı o? Geçen yıkılan mı? Gazi Paşa'ydı. O bölgede bunu gördün mü? Sen biliyorsun. Bunlar bir şey yok mu? Daha sağlam. Bölge olarak. Şu anda bana yarını bir sorsan. Başkanım. Hanımefendi çok uğraşmış bu bina için. 4/3/2021 tarihinde ben karar kaldırdım başkanım. Bugün 2023. Toz olduk. Çok mutluyum. Çok sağ teşekkür ederim. Emeğine sağ olun. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Güzel bizi buldun. Biz de şey. Buyurun. Destek isteyebilir miyim? Ben de burada oturuyorum. Tamam. İki bloklu bir sitemiz var. A bloğumuz eğer uygun görmezse biz B blok olarak aynen ifade ettiğiniz gibi sağlıklı bir binada oturmak istesek. Bunun için ise çok zorlanıyoruz. Şeyi aşamıyoruz. Binanın koşullarını arazideki mülkiyet kısmına bakmamız hani lazım. Şunu sağlayabilirseniz başkanım, eğer. Başkanım önce olarak sizi misafir başkanım, etsin. Eyvallah. Hani şunu sağlayabilirseniz hani istekli olan kişiler var ama bütçemizde yapalım. Amacımız gerçekten sağlıklı öyle, bir yerde öyle, oturmak. Öyle. Ama diğer arkadaşların onların haline kalmadan. İşte hani tam, bu konuda tam, bir destek. Şöyle.